Kanal 26 stüdyolarından mutlu akşamlar diyoruz sevgili izleyenler. Ana haber bültenimizde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. AYD Yapı tarafından hazırlanan Drusilya evlerinin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Yoğun katılımla Söğüt önünde yapılan törende davetliler örnek daireyi de gezdi. Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. AYD Yapı tarafından hazırlanan Drusilya evlerinin tanıtım toplantısı Söğüt önünde yapıldı. Tanıtım törenine AK Parti Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Ülker Can, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Yani yatak odasında şu anda ebeveyn banyosu, giyinme bölümü, evet. Balkonu, hepsi mevcut. Her şey mevcut. Burada AYD Yapı adına bir konuşma yapan Orhan Aydın, hayata geçirilen proje için duydukları memnuniyeti dile getirerek Drusilya evlerinin huzuru ve konforu bir arada bulunduran yepyeni bir yaşam alanı sunduğunu söyledi. Bizler tabii Eskişehir'de böyle bir proje şimdiye kadar çok olmamıştı. Yani ilk bir projeyi yapmış olduk. O vesileyle biz de özellikle katılımcılara teşekkür ediyoruz. Çok ciddi bir katılım var. Maalesef hava yağdı. O da bir takdir ilahi tabii. Rahmet olur inşallah. Yeşil bir proje her şeyden önce. Çevreye saygılı, havuzuyla, yeşil alanıyla, yürüme yoluyla, güneş enerjisiyle, Eskişehir'de olmayan ilk ve tek marka projesi diyoruz biz buna. İnşallah bunun arkasında daha büyük projelerimizi hedefliyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyoruz. Yeni bir yaşam alanı kurmuş durumdasınız. Peki bu sizi tercih edenlere farklılıklarınız neler olacaktır? Bizi tercih edenlere farklılıklarımız şunlardır. Bu projeden bir an önce daire alırlarsa kendileri için iyi olur. Çünkü örneklerini daha önce küçük de olsa yaptık. Daha sonra bu fiyatların çok yükseldiğini gördük. Şu anda daire alırlarsa zannediyorum kendileri kazanırlar diye düşünüyorum. Peki Eskişehir şu anda sürekli yenilenen bir yeni yaşam alanlarına sahip. Şu anda da Eskişehir biraz da bu tarafa doğru kaymış durumda. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Bu konu hakkında biraz önce de bir konuşmacı arkadaşlarla paylaştık. Bu bölgeden biz yer alana kadar bu bölge atıl bir durumdaydı. Bu bizim şu anda inşaat yapacağımız yer 45 yıllık bir fabrikayı kaldırdık buradan. Özaltın tuğla fabrikası vardı burada. Dolayısıyla fabrika olunca insanlar yatırım yapamıyordu. Fabrikayı kaldırınca buradan bizde bir projemiz olunca bir anda inanın %300, %400 değer kazandı buralar. Çok bence ben öyle umuyorum inşallah Batı kentten daha değerli olacağını buradan düşünüyorum ve Tepebaşı Belediye Başkanımızdan bunu paylaştım. Aynı görüşteler yani. Kanal 26 stüdyolarından mutlu akşamlar diyoruz sevgili izleyenler. Ana haber bültenimizde günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız.